Gerçek ekonomide yeni bir bölümle daha birlikteyiz değerli izleyenler. Her zamanki gibi yanımda gazeteci yazar Erkan Özvar. Merhabalar Erkan Bey, hoş geldiniz bu haftada. Hoş bulduk. Evet, ilgili bölümümüzde altın ve gümüşün krizde nasıl hareket ettiğini konuşmuştuk değerli izleyenler. Bugün ise ben Erkan Bey'e doları sormak istiyorum. Hı -hı. Dolar nasıl hareket ediyor Erkan Bey? Kriz döneminde. Elbette kriz döneminde. Kriz dönemlerinde doların nasıl hareket ettiğini... Ee... Federal Reserve'ın yani Amerikan Merkez Bankası'nın web sayfasında takip edelim isterseniz burada St. Louis şubesinin bir web sayfası var Hı -hı. burada istediğiniz gibi indikatörler veya şey diyelim birimler değerler yükleyebiliyorsunuz ve buna göre kendiniz chartlar oluşturabiliyorsunuz ben şöyle bir grafik oluşturdum. Altının dolar fiyatı ve dolar endeksi dediğimiz doların diğer uluslararası para birimlerine karşı durumunu gösteren bir grafik var. Bu ikisini aynı grafik üzerinde birleştirdim ve altın hangi yöne giderken dolar ne yöne gitmiş ve krizde bunlar ikisi beraber neler yapmışlar kriz dönemlerinde, ekonomik küçülme dönemlerinde hı hı. incelemek için böyle bir grafik oluşturdum. Grafiğe genel olarak baktığımızda 1970'lerden itibaren görüyoruz gene. Yani Amerika'nın dolarla altının bağını kopardığı dönemden itibaren. Burada tamamen birbirlerine ters hareket ettiklerini görüyoruz. Ee, tabii ben burada dolar endeksi normalde 100 üzerinden hesaplanır ama ben onu 10'la çarptım ki grafik üzerine görünebilsin diye. Yani bin üzerinden görüyoruz şu anda dolar endeksini grafikte. Hı hı. Ee, burada görüyoruz ki çok net bir şekilde altın düşerken dolar endeksi... ...yani dünya çapında dolara olan talep artıyor. Ee, ve tam tersi olurken altın yükselirken de dolara olan talep düşüyor. Daha yakından baktığımızda ise... ...yani kriz dönemlerinde nasıl hareket etmiş bu ikili... ...aralarındaki ilişki nasıl olmuş diye son dönemlerdeki krizlere e, ee, bakacak olursak özellikle 2000 ve 2008 krizlerine baktığımızda 2000 krizinde çok anlaşılır bir tablo yok önümüzde. Altın fiyatları da neredeyse e, kriz boyunca, kriz tabi bu gri alanları gördüğümüz e, bu gri alanlar küçülme, ekonomik küçülmeyi ifade ediyor. Kriz de onun içerisindeki bir noktayı ifade ediyor altın fiyatlarının adeta yatay kaldığını fakat krizden sonra tırmanmaya başladığını görüyoruz. Dolar fiyatları da aşağı yukarı yatay kalıyor. Fakat altın krizi hafif yukarıda tamamlarken dolar da, dolara olan talep de hafif aşağıda tamamlıyor. Hı hı. E, krizden sonra da altın yükselmeye başlarken dolara olan talep azalmaya başlıyor. 2008 krizinde çok daha net bir tablo var önümüzde. 2008'de kriz hissedilirken ee, ekonomik resesyona girildiği hissedilince altın düşüyor. Ama dolar yükselmeye başlıyor. Hmm. Panik anında altın yükselmeye başlıyor. Dolar da bir süre daha yükseliyor. Çünkü panikte dolara da e, atak oluyor. Dolar da çünkü birçok insan için hala sağlam para e, gibi algılanıyor. Halbuki değil aslında. Çünkü sınırı yok. İstediğiniz gibi basılıyor. Sistemik artık bir arıza olduğu anlaşılınca Bakın grafikte dolara olan talep düşmeye başlıyor kriz bitmeden ekonomik küçülme bitmeden altın ise yükselmeye devam ediyor yani sistemik risk algısı başladığı zaman o dolara olan talep bitiyor altın talebi devam ediyor panikten sistemik riske doğru geçildiği zaman ondan sonra da altın yıllarca yükselmesini devam ettiriyor genel olarak şunu diyebiliriz paniye doğru gidildiği dönemlerde dolar talep görüyor ee, ekonomik küçülmelerde altın talep görmüyor panik döneminde hem altın hem Gümüş e, hem altın hem dolar talep görüyor ama sistemik risk algısı başlayınca yani bütün sistem risk altında algısı başlayınca dolardan da kaçış oluyor biz bunu bir sonraki krizde de Muhtemelen aynı bu şekilde e, göreceğimizi ben düşünüyorum Peki şimdi biraz da yeniden sağlam paralara dönecek olursak, onlardan biri de Bitcoin diyoruz hep. Ama evet. şöyle bir şey var, Bitcoin bugüne kadar herhangi bir kriz görmedi. Hı hı. Bu yüzden de kriz döneminde ne yapacağının belli olmadığı konuşuluyor. Hı hı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, Bitcoin de tabii üretimi sınırlı olduğu için bir sağlam para ee, ve yeni hayatımıza girdi diyebileceğimiz bir sağlam para. Evet. Yani 2008 sonra 2009 başından itibaren kriz görmediği söyleniyor. Genel böyle bir kabul var ama bence kriz gördü. Bir kere Bitcoin 2008 krizine tepki olarak doğdu. Bunu çok iyi anlamak lazım. Yani Bitcoin'e bugün atfedilen birçok işte amaç, hedef aslında Bitcoin hedefi değil. Bitcoin hedefi öncelikle bu 2008 krizine alternatif bir felsefeyle çıktığı için yani 2008 krizini getiren her şeye karşı yani sınırsız paraya karşı bir sınırı var merkez bankalarının manipülasyonuna karşı ne yapacağı belli olan, yüzlerce yıl ne yapacağı belli olan otomatik bir merkez bankası olarak ortaya çıkıyor. Bu açılardan yaklaşmak lazım Bitcoin'e. Bitcoin'in Genesis Block denilen ilk bloğu yani ilk oluşturulan data bloğunda şöyle bir ifade var. The London Times gazetesinin Bitcoin Genesis bloğunun oluşturulduğu günkü manşeti. O manşette de şu ifadeler yer alıyor. Chancellor yani İngiltere Merkez Bankası Başkanı, pardon. Chancellor yani İngiltere Maliye Bakanı, on the brink of yani kıyısında, eşiğinde, a second bailout for banks yani ikinci bir kurtarma bankalar için ikinci bir kurtarmanın eşiğinde İngiltere Maliye Bakanı. Yani yeni bir plan açıklanacak. Bir kurtarma planı yapılmış, yetmemiş. 2008 krizinin en işte akut olduğu dönemlerde bir banka kurtarma planı yapılmış, yetmemiş. Bir daha yapılıyor. Bu kurtarma planları da sürekli para basılması ve bu elit banka sahiplerine, banka yöneticilerine verilmesi anlamına geliyor. İşte Bitcoin buna karşı geliştirilmiş bir para birimi. Krizlerde ne yapıyor? Aslında bununla ilgili önümüzde bir örnek var Kıbrıs bankacılık krizi ve aslında genel olarak Avrupa bankacılık ve borç krizi o dönemde. Bu da 2011 sonu ve 2013 yılları, 2013 yılı o başlangıcı, ilk diyebileceğimiz bir dönemi kapsıyor. 2011 sonundan itibaren Avrupa'da bazı ülkelerin özellikle Akdeniz kuşağındaki ülkelerin devlet borçlarının kendi milli üretimlerine oranında çok ciddi yükselmeler ve bunun yanattığı panik havası ve bunun bankalara sirayet etmesiyle beraber bir endişe ortamı vardı. Ve bu endişe ortamında Bitcoin fiyatı 2011 aralığında 2 dolardan itibaren yavaş yavaş yükselmeye başladı. 2013 Mart'ına doğru geldiğimizde, 2013 yılı başından itibaren bu kriz, bu endişeler Kıbrıs'ta yoğunlaştı ve Kıbrıs'ta bir bankacılık krizi oluştu ve bazı bankaların batacağı söylentisi oluşmaya başladı. Hatta tam o Mart ayında Avrupa Birliği ve IMF'ydi zannediyorum. Kıbrıs'a bir kurtarma planı önerdiler fakat bu kurtarma planı karşılığında bütün Kıbrıs bankalarının mevduata olan bütün vatandaşların bir miktar fedakarlık yapmasını istediler. Yani bankaların içinde yer alan parayla bankanın kurtarılması gibi bir formül ortaya atıldı. Belli bir yüzde her Kıbrıs vatandaşının, her Kıbrıs bankasında e, parası olan kişinin kendi parasından feragat etmesi istendi. Bu tabii büyük infial yarattı Kıbrıs'ta. E, parlamentoda bu oylandı. Bütün hepsi bu Mart ayında gerçekleşti. Parlamentoda oylandı ve bu plan reddedildi. Reddedilince Kıbrıs ekonomisi tam bir karmaşaya düştü. Yeni bir plan ortaya kondu. Bu sefer bütün Kıbrıslıların değil sadece Kıbrıs'ta parasını tutan Rusları hedef alan, birkaç bankayı hedef alan ve onların paralarından kesinti yapılmasını hedef alan bir yeni plan ortaya konuldu. Düşünün yani bir kendi ülkenizde, kendi bankanızdaki paranızdan bir kesinti yapılacağı söyleniyor. Sonra bu plan reddediliyor. Bütün bankaların iflas etmesi durumu söz konusu olabilir. Yani paniğin boyutunu düşünün. O panik sırasında Bitcoin fiyatı 30 dolarlardan 99 dolarlara kadar tırmandı o bir ay içerisinde. Ve daha sonra e, bu mesele bir anlaşmaya varılmasına rağmen yeni plan onaylanmasına rağmen de tırmanışı durmadı. Oradan kendini bir daha ikiye katladı bir 10 gün içerisinde 180 dolarlara çıktı ve oradan da 213 dolarları kadar gördü çok kısa bir süre. Hatta bazı borsalarda 260'a kadar yükseldiği söyleniyor. Eee... Bu bize net olarak böyle bir bankacılık krizinde Bitcoin'in çok önemli bir güvenli liman özelliği gösterdiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten kriz başlamadan önce bir build up denilen bir süreç yaşandı. Yani Bitcoin gittikçe güç topladı ve tam krizin akut olduğu dönemde de 3x2 yani 6 katdan da fazla bir artış gösterdi ve bu da bize aslında kriz döneminde Bitcoin'e de bir hücum olacağını çok net bir şekilde gösterdi. Direkt o krizle Bitcoin'in bağlantısı olduğu nereden anlıyoruz? O krizde parasını kaçırmak isteyenler özellikle Rus iş adamlarıydı ve Ruslar kripto paraların başından beri içinde. Çünkü çok önemli bir sayıda yazılımcıları var. Üst düzey yazılımcıları var. Kripto paralar mevzusu başladığından beri bu işin çok içerisindeler. Zaten Bitcoin'in ardından gelen en büyük kripto parayı da Ethereum bir Rus Vitalik Buterin e, oluşturdu. E, Ruslar kripto paraları kaçmak için orada çok ciddi bir şekilde kullandılar ve bu o zamanki e, ana akım finans medyasına da yansıdı. E, CNBC bir haberini görüyoruz şu anda ekranda. Orada Kıbrıs krizi ile Bitcoin'in yükselmesi arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor ve ifade ediliyor. Yani Bitcoin aslında bir kriz gördü e, ve orada bir küçük bir deney yapıldı. E, Aynı zamanda Avrupa Birliği de tabii orayı kendi büyük kriz koşulları için bir deneme sahası gibi kullandı. Yani vatandaşların parasına el koyarak bankaları kurtarma örneği, bankaları kapatma örneği, bunları daha sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın tavsiye raporlarında yer aldı. İşte daha büyük krizler olduğu zaman da bu yöntemlerin uygulanabileceğine dair. Hatta G20 toplantılarında bununla ilgili kararlar alındı. Bu tarz önlemler alınabileceğine dair. Bitcoin bir kriz gördü ve bu krizden de aslında yani rüştünü ispat ederek çıktı. Fakat Bitcoin'in görmediği global veya çok geniş çaplı resesyon görmedi Bitcoin. Resesyon yani ekonomik küçülme olduğunda altın ve gümüşün yaptığı gibi başlangıçta düşer mi? İşte onu bilemiyoruz. Ee, belki bugün yeni bir yükseliş dalgasını çoktan başlattı. Atıyorum 20 bin dolarlara, 30 bin dolarlara gidecek ama resesyon başladığında buradan düşecek. Ama düşer mi onu bilmiyoruz. Düşerse ne kadar düşer onu da bilmiyoruz. Yani 30 binden 25 bine mi düşer, 30 binden 10 bine mi, 3 bine mi düşer onu da bilmiyoruz. E, o orada belki bir belirsizlik olabilir ama kriz, panik e, aşamasında Bitcoin'in çok yukarı güçlü bir şekilde tepki verebileceğini bu Kıbrıs örneğinden çıkarabileceğimizi söyleyebiliriz. Coinex'in sunduğu gerçek ekonomi programı devam ediyor. Gerçek ekonomi kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, evet Erkan Bey, krizi de nasıl bir senaryo görüyorsunuz? Evet, bu 2020 civarında oluşacağını beklediğimiz büyük finansal tufan ya da tufanın başlangıcı diyebileceğimiz bu olay e, muhtemelen e, varlık fiyatlarının aşağı doğru geldiği, özellikle borsaların. Ee, ve benzeri işte emlak fiyatlarının e, aşağı doğru geldiği deflasyonist bir çöküş şeklinde ortaya çıkmasını e, bekliyorum. Burada nasıl bir senaryo gündeme gelebilir? Ee, muhtemelen bu global getiri eğrisinin terse dönmesinden dolayı e, Amerika'dan daha önce bir yerlerde kriz çıkmayacağı düşünülen bir yerlerde ...ilk hareketler yani ilk deflasyonist çöküşler başlayacaktır diye düşünüyorum. 2008 krizinde bu e, İzlanda'ydı. İzlanda hiç kimsenin ekonomik olarak önem vermediği... ...işte bir Kuzey Avrupa ülkesi olduğu için... ...sistemi çok gelişmiş olduğu için... ...vatandaşları zengin olduğu için... ...kriz çıkacağına kimsenin pek ihtimal vermediği bir yerde... ...ve İzlanda'da başlayan hadiseler... İngiltere'deki hadiselerle ve benzeri işte İskoçya'da bir bankanın batmasıyla falan birleşince kartopu yumağı gibi Avrupa'yı ve bütün dünyayı, Amerika'yı hepsini tehdit hale geldi ve en son Lima'nın çöküşüne kadar Amerika'daki borsa ve bankacılık sistemindeki büyük krize kadar işleri götürdü. Şimdi de bir İzlanda bir İzlanda benzeri bir ülkede yani herkesin hayat standardının yüksek olduğu bir ülkede kimsenin kriz beklemediği bir yerde olabilir. Çünkü Merkez bankaları yeterince dikkat kesilmiyorlarsa, yani krizin çıkmayacağı düşünülen yerlerde iseler alarm durumuna erkenden geçmiyorlarsa veya uzun süredir kriz çıkmayan bir yerde hazırlıksız yakalanıp işte ilk dalganın oluşmasını sağlayabilirler. Bunlar nereler olabilir? Kanada, Avustralya, Güney Kore, Yeni Zelanda. Bu bunların bu tip ülkelerin çoğunda çok tarihi boyutlarda şişmiş, tarihin gördüğü en büyük boyutlarda şişmiş emlak balonları var. Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Kanada'da da var. Ee, Güney Kore'de ise ihracat çok ciddi bir şekilde şu anda daralıyor. Çip ihracatı özellikle daralıyor, yüzde 30'lara varan oranlarda. Ee, bu tarz ülkelerin dışında tabii e, bunlara Hong Kong'u, Singapur'u da ekleyebiliriz yine kimsenin kriz çıkmayacağını beklemediği çok yüksek gelir seviyeli ülkeler. Bunun dışında tam tersine krizleriyle meşhur gelir seviyesi düşük ve kırılgan olarak algılanan ülkelerde de her an yeni patlamalar olabilir. Mesela i̇şte Türkiye, Türkiye, başta olmak üzere. Türkiye başta olmak üzere demeyelim de Venezuela, Arjantin daha kötü durumdalar bizden. Ama Türkiye de listenin tabii önlerinde yer alıyor. İşte bizim arkamızdan Endonezya, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkeler geliyor. Yani biz de listede ilk üçteyiz. Yani bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ama öyle dolar kurunun nereye gideceği belli olmayan ülkeler bunlar. Mesela Arjantin, IMF yardımı tarihin en büyük IMF paketini aldığı halde kur düşüşünü durduramayan, işte Venezuela zaten sistemi çökmüş olan para birimi çökmüş olan, işte Türkiye'de cari açık ve dolar kurundan dolayı her an ne olacağı belli olmayan, işte şirketlerin zorda olduğu ülkeler, Endonezya, Güney Afrika. Hindistan'ı da koyabiliriz bunun içine ve Brezilya cari açıkları ve işte yüksek borç seviyeleri olan ve her an sorunlarla karşılaşabilecek ülkeler. Buralarda da bir şeyler olabilir. Ve işin tuhafı büyük ülkelerde de olabilir. Yani Avrupa'nın bankacılık sektörü çok kötü durumda. Özellikle Akdeniz tarafında. Japonya çok aşırı para basmış durumda. Kendi milli gelirinin %100'ünden fazlası şu anda basılmış durumda. Para basmak için satın alacak Bono ları bitirmek üzere ve borsada satın alma yapıyor. Yani borsa yatırım yapan ETF'leri satın alıyor. Yine İsviçre aynı durumda. Kendi borsasından, Volvo piyasasını aldıkları yetmemiş. Amerikan borsasından çok ciddi miktarlarda alım yapıp onunla Japonya'dan da daha fazla miktarda paralar basıyor. İngiltere'de büyük yine emlak balonu var. Çeşitli borçlarla ilgili sorunlar var. Amerika'nın en büyük rakibi olarak görünen Çin'de bile problemler var. Çok onlar da 2008 krizinden sonra daha önceki bölümlerde gördük. Merkez bankaları çılgın gibi kredi yarattı ve para bastı. Orada da çok ciddi emlak balonları var. Varlık balonları var. Birçok sektör devlet yardımıyla ve devlet kontrolüyle ayakta duruyor. Çin'in durumu 1929 öncesi Amerika'ya benziyor. Çok yüksek düzeyde inşa edilmiş üretim kapasiteleri var. Ama bunlar gelişmiş ülkeler yavaşladığı için ve o üretim kapasitenin satın alamadığı için 2008 krizi öncesindeki gibi e, o üretim o devasa üretim kapasiteleri ellerinde şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, tabii bütün bu ülkelerden başlayacak olaylar Amerika'ya doğru hareket edecek. Amerika'da da getiri yerleri terse dönmeye başladı. Daha önce gördüğünüz gibi özellikle 3 aylık faizlerle 10 yıllık faizler arasındaki fark e, gittikçe derinleşiyor. E, Amerika'ya doğru yürüdüğü zaman bu domino taşları dökülmeye başlayıp Amerika'ya vurduğu zaman Amerika'nın borsasını, Amerika'nın e, piyasalarını ve Amerika'daki emlak fiyatlarını aşağı doğru e, çökertip orada bir kriz durumu e, yaratacaklardır. Yarattıkları zaman eğer Amerikan Merkez Bankası çok erken tedbir alıp bu işin bono piyasalarına, işte şirket borçlarına sirayet etmeden durdurmayı başarırsa hemen bir yeni para basma programı ortaya koyacaktır. Tabi bu domino taşları devrilirken, devrilmeye başlayınca önce altın, gümüş ve belki bitcoin bilmiyoruz onu ama altın ve gümüşte büyük bir ihtimalle daralma olacaktır. E, dolarda tek, e, dolar endeksinde yükselme olacaktır. Dolara talep olacaktır. Fakat olay Amerika'da bir kriz haline gelince hele de sistemik kriz algısı oluşursa altın, gümüş ve bitcoin çok yüksek bir şekilde hareket ederler ve insanlar dolardan bu sefer kaçmaya başlayacaklardır. Amerikan merkez bankası ve diğer dünya merkez bankaları bu sefer eskisinden de çok yani 2008'den de çok para basmaya başladıkları zaman altının, gümüşün, bitcoinin yükselişini artık durduramazsınız. Çünkü dediğim gibi bu bir, ön, bir ilgili bölümde görmüştük. Bu şey grafiğimiz vardı. Altın fiyatının Amerikan Merkez Bankası tabanına oranı. Bu normalde 4.5'un altındaysa yani devlet kontrolü veya türevlerle bastırılıyorsa kriz ve panik durumu olduktan sonra yukarı doğru tırmanıyordu. 2000 krizinden sonra türevler işlevsiz hale gelmişti. Ancak 2008'den sonra çok yüksek oranlı para basmayla bunu durdurabilmişlerdi. Ama bir sonraki krizde artık bence para basma işe yaramayacak. Ve tarihi dip seviyelerden altın, gümüş ve bitcoin birlikte çok yüksek ve uzun süre yükselmeye devam edecekler diye düşünüyorum. Eğer bu ana senaryo, eğer Amerikan Merkez Bankası veya diğer dünya merkez bankaları geç kalırlarsa veya domino taş taşları çok hızlı devrilirse veya Amerika dışında değil, direkt Amerika'da kriz başlarsa, Amerika'da dikkat edilmeyen yerlerde, mesela öğrenci kredileri balonunda veya oto kredileri balonunda, buralarda da trilyonlarca dolarlık balonlar oluşmuş durumda. Yani yük, çok düşük faiz ve herkese yine kalifiye olmayanlara bile yani mesela otomobil kredisi alamayacaklara bile kredi verildiği için dikkat edilmeyen noktalardan Amerika'yı vurursa bono piyasası da direkt etkilenirse o zaman daha sert bir çöküş olacaktır. Altın ve gümüşte belki daha sert aşağı doğru yönlenmeler olabilir. Dünya çapında bankacılık sistemine erişim konusunda çok ciddi sorunlar yaşanabilir. İşte bu Yunanistan ve Kıbrıs örneklerinde olduğu gibi. E, bu durumlarda paniğe giderken altın ve gümüş daha sert düşüşler, dolar daha sert yükselişler gösterebilir ama olay bu bono piyasasını da sarsıp iyice bir panik ve krize vurduğu zaman bu sefer altın ve gümüş ve bitcoin çok daha yüksek bir şekilde yükselebilirler. Hatta bence bitcoin bono piyasası sıkıntıya girdiğinde Belki hiç düşmeye de bilir. Çünkü bono piyasasıyla ben bitcoin'i çok daha bir arada görüyorum. Benim kriz senaryolarım aşağı yukarı böyle. Bu durumda şöyle bir tedbir alınabilir. Tabii herkesin kendi seçeneği. Ya kendi durumunuza göre ben bu olayların bu karmaşasına giremem. Şimdiden altın, gümüş veya bitcoin alırım. Kenara koyarım. Hatta onun da kendi tercihiniz yani belki sadece gümüş alırsınız, belki sadece bitcoin alırsınız, belki üçünü birden alırsınız, belki sadece altın alırsınız. Ya da işte bu senaryoları bekleyip doların bir miktar daha artmasını bekleyip o doların tepe diğerlerinin dip yapabileceği noktaları bekleyip en maksimum karı elde etmeye çalışabilirsiniz. Veya portföyünüzü ikiye bölersiniz, bir kısmıyla önceden altın, gümüş, bitcoin alırsınız, diğer kısmıyla da daha küçük belki bir kısmıyla da o krizdeki maksimum noktaları yakalamaya çalışabilirsiniz. Verileri ve merkez bankalarının hareketlerini çok dikkatli takip etmeniz gerekiyor. Şimdi bir de 2020 kulübünü soracağım. Zaten <laughs> evet. daha önce izleyen seyircilerimiz aşinadır ama takip edemeyen izleyicilerimiz için şöyle minik bir özet yapmak evet, gerekirse zannediyorum 2020'de yaşanacak küresel e, tufanı destekleyecek açıklamalar yapan yani önemli açıklamalarda bulunan önemli isimlere Hı -hı. diyoruz bu Hı -hı. ismi değil mi biz? Evet, evet, Programımızda. Aynen. Yeni aynen. üyeler var mı konuştuğumuzdan beri? Yeni çok ilginç yeni üyeler var. Hele bir tanesi var ki bomba yani. Ben de görünce çok şaşırdım. Ee, 2013'te benim yazdığım 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat kitabıyla dünyada 2020 yılında çok büyük bir kriz olacağını ilk ifade eden, bu kadar net bir şekilde ilk ifade eden, bendim ve kulübün kurucusuydum. Daha sonra birçok isim, işte iki tane Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Rubini, işte falan gibi çok önemli isimler bu 2020'de kriz olacağını özellikle 2018 yılından itibaren telaffuz etmeye başladılar ve kulübümüzün üye sayısı gittikçe arttı. Şimdi bu kulübümüze yeni üyelerimiz var. Bir tanesi JP Morgan'dan ki JP Morgan bu yaklaşan küresel krize kendini en iyi hazırlayan kurumlardan bir tanesi. Çünkü tarihin bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gümüş varlığını biriktiriyor şu anda. Ee, daha önceki bir bölümlerde konuşmuştuk. Bu, bu JP Morgan'da e, iki tane stratejist John Norman ve Federico Manicardi. Bunlar e, bir rapor yayınlıyorlar. Bu raporda J.P. Morgan'ın kullandığı bir modelden bahsediyorlar. Ve bu modelin 2020 yılında kriz çıkacağına işaret ettiğini söylüyorlar. Eylül 2018'de. Yani bu model diyor ki, J.P. Morgan'ın modeli bir sonraki finansal kriz diyorlar. Resesyon demiyorlar bakın. 2020'de vuracak diyorlar. Yine e, önemli bir isim. Mark Zandi. Mark Sandy de Moody's'in baş ekonomisti. Moody's Analytics'in baş ekonomisti. O da diyor ki 2020'de bir resesyon riski var diyor. İlk açıklamasını Mart 2018'de yapıyor. Tam Trump'ın yeniden seçim için uğraşacağı yılda 2020'de resesyon riski var diyor. Bu açıklamasını daha sonra Ekim 2018'de tekrar ediyor. Aralık 2018'de e, diyor ki bu şeyin sebebi, bu krizin sebebi şirket borçları olacak diyor. 2020'deki krizin. Ki biz bunu Gerçek Ekonomi 14. bölümde, zombi şirketler başlığı altında bir bölümle zaten incelemiştik. En bomba isme geliyorum şimdi kulübümüze. Son ama en önemli üye. Bu parasal genişleme, tarihi deneyinin işte bu sınırsız paraların bu kadar yükseltilmesinin baş mimarı. Ben Bernanke Haziran 2018'de bunu söylemiş. Ben yeni fark ediyorum <laughs> okumalarımda. Amerikan ekonomisi demiş Trump'ın vergi indirimlerinin bitmesiyle ki bu konuyu da konuşmuştuk biz programımızda. 2020'de bir demiş ki Coyote Moment yaşayacak. Coyote Moment ne demek? Ee, bunu ilk Paul Krugman kullanmış kendi yazılarında. Ee, ki o da 2020 kulübümüzün üyesi eski artikellerinden, makallerinden bir tanesinde ekonominin çöküşü için bu tabiri kullanmış. Coyote dediği de bu Roadrunner'da Roadrunner'ı kovalayan çakal. i̇şte Roadrunner bunu kandırır. O da uçurumdan aşağıya düşer. Bunu söylüyor. Yani ekonomi diyor Coyote gibi uçurumdan aşağı düşecek diyor. Ben Bernanke. Ben Bernanke aynı zamanda e, Krugman'ın da öğrencisi oluyor yani. Zannederim tez danışmanlığını yapmış Krugman'ın. Yani oradan alıntılıyor Coyote Moment. Yani 2020 yılında Trump'ın vergi indirimi etkisi bitmesiyle diyor Bernanke. E, Coyote Moment yaşayacak yani Amerikan ekonomisi uçurumdan aşağıya düşecek demiş. Biz ne demiştik daha önceki programlarımızdan bir tanesinde? Büyük merkez bankacıları görevden ayrıldıktan sonra gerçekleri konuşmaya başlarlar. Alan Greenspan Altın konusunda gerçekleri konuşmaya başlamıştı. Görevden ayrıldıktan sonra altın taraftarı olmuştu. Sınırsız paranın yine o da en büyük aslında mimarlarından, piyasaya sürücülerinden bir tanesi. Ee, yine Mervin King, İngiltere Merkez Bankası Başkanı, o da altın taraftarı olmuştu. Görevden ayrıldıktan sonra altın ne kadar önemli olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. İşte Ben Bernanke de e, o safhaya girmiş şu anda. 2020 yılında krizin çıkacağını büyük finansal tufana o da işaret etmiş. Bakalım yeni üyeler olacak mı kısa bir süre içinde? Bence artık zirvede bırakmak lazım <laughs> ben Bernanke'den sonra. Ama olacaktır diye düşünüyorum ben de evet sizin gelmenizi. Evet bu isimden sonra. Krizi konuşuyoruz. Ancak kriz çıkmazsa ne olur onu hiç konuşmadık. Bir de onun Evet onu, yani. ona da tabii bakmamız lazım. Ben 2013'teki kitabımda yazarken de söylemiştim. Yani söylediğim hiçbir şey belki de gerçek olmayabilir. Ama bu sadece sizin biraz fazla ihtiyatlı davranmanıza sebep olur. Ama ya söylediğim şeyler gerçek olursa hayat kurtarır söylediğim şeyler. Ee, şimdi kriz çıkmaması için ne ol olması gerekir? Yani ona da bir bakmak lazım. Seyircilerimiz onu takip etmeli. Ne olursa kriz çıkmaz. Ee, çok sert Amerikan Merkez Bankası özellikle faiz indirimi yapmaya başlarsa yani hafif faiz indirimleri bence yeterli olmaz bu aşamadan sonra. Çok sert faiz indirimleri yapmalı. Ve belki de yeniden para yakmayı bırakıp doğrudan para basmaya başlamalı. Bu 2020'de oluşabilecek, 2020 civarında oluşabilecek krizi engellemek için. E, bunu da neden söylüyorum? Şimdi biz e, bu Libor'un artışıyla görmüştük ve FED Funds Rate'in artışıyla görmüştük. Bu dünyanın iki önemli faiz oranları bunlar. Birisi Londra e, Interbank faizi, diğeri de Amerika'daki aslında Fed kontrolündeki Interbank faizi. ...bankalar arası gecelik alışveriş faizleri veya başka vadelerde. Bunlar bütün dünyadaki borç ve diğer işlemler, kredi işlemlerinin faizlerini belirliyor. Ve bunlardaki 2014-2015'ten beri yükseliş bizce krize sebep olacak özellikle. Şimdi önceki krizlerde bu faiz oranları özellikle Fed Funds Rate üzerinden baktığımız zaman... ...yani Fed'in gecelik faiz oranından baktığımız zaman fonlama maliyeti deniyor buna. Yani bankanın veya herhangi bir borç alarak kendini çeviren bir sanayi kuruluşunun fonlama yaparken, borç alırken maliyeti 1970 e, resesyonundan önce bu maliyet 2.42 kat artmış. Yani faizler 3.79'dan 9.19'a çıkmış. Efendim 73 krizinden önce 3.29'dan 10.78'e çıkmış. 3.28 kat artmış. Genelde bu tarz işte 80'den önce 3.73 kat artmış, 90'dan önce 1.66 kat artmış. Bakın 1.66 kat fonlama maliyetinin artış bile resesyon getirmiş. 2000 krizinde 2.21 kat artmış, 2008 krizinde 1'den 5.25'e çıkmış faizler ve 5.25 kat artmış. Bakın aşağı yukarı 3, en kötü örnekte 2008'de 5 kat artmış. Şimdi 2019'a geldiğimizde faiz oranlarının 2014'ten itibaren 2.42'ye yükseldiğini görüyoruz Fed Funds Rate'in. Ne kadar düşük bir oran? 2.42. Diğer krizlerin hiçbirinde bu kadar düşük bir oran gözükmemiş. En, en fazla 2000 krizinde 2.96'ymış bu. Fakat başlangıç seviyesi yani 2014'te faizlerin dip seviyesi çok aşağıdaymış. 0.07. Fed Funds Rate 2014'te 0.07'yi görmüş. Buradan 2.42'ye gidince fonlama maliyeti yaklaşık 34-35 kat artmış. 34,58 yani korkunç bir fonlama maliyeti artışı söz konusu. O yüzden bunu sizin geri çevirebilmeniz için faizleri aniden böyle hızla sıfıra doğru indirmeniz lazım. Ama işte bunun farkındalar mı merkez bankaları veya farkındalarsa da bu önlemleri alacaklar mı? Hatta Morgan Stanley Amerika Borsaları Baş Stratejisti Michael Wilson daha önce de görüşlerine yer vermiştik. Diyor ki son yaptığı bir açıklamada Fed faiz indirse de diyor bu resesyonu bu gelen 2020'deki hareketi engelleyemeyecek diyor. Çünkü enflasyon diyor düşük kaldı diyor. Yeni istihdam oluşturulmasının sonuna geldik diyor. Daha yeni istihdam oluşturamıyoruz diyor ve devam eden ticaret savaşları var diyor. Ee, ticaret savaşları da tabii bütün piyasalar üzerine çok ciddi etkisi var. Ee, ticaret savaşlarının bir anlaşmayla bitirilmesi ve Fed'in çok sert faiz indirimi yaptığını görmüyorsanız o zaman 2020'deki bizim beklentimiz gerçekleşiyor, krize doğru gidiyoruz demektir. Hatta işte Wilson'ın açıklamasına göre belki Fed faiz artırsa bile yeterli olmayabilir. Tüm bunlara rağmen diyelim ki 2020'de kriz gerçekleşmedi gerçekleşmeye de bilir. Hı hı. Çünkü bu bir sosyal bilimler konusu sonuçta sosyal bilimlerde mühendislik ilmi gibi değil. İki kere iki her zaman dört etmiyor. Ee, öncelikle söylemem gereken 2020'de kriz olmazsa bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmez. Yani tarihini bilemediysek e, bütün bu yapısal sorunlar, sınırsız para ile ilgili işte borçlar ve krizlerle alakalı bu bütün bu altyapı bir yere gitmiş değil. mesele çözülmüş olmuyor. Daha fazla sınırsız para basarak sadece meselenin boyutu büyütülüyor. O açıdan ne zaman olabilir diye tahmin etmeye devam etmek ve o krizi yine de bekliyor olmak lazım. Bu senaryolar devreye girerse ne olur? Elimizde altın, gümüş, bitcoin tutmuş oluruz. Altın, gümüşün değeri belki biraz düşebilir ama hala bizim bütün parametrelerde görüyoruz ki çok düşükler, çok ucuzlar tarihi o seviyeleri tekrar yakalamaları gerekiyor. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu bize bir kayıp anlamına gelmez. Çok fazla bir kayıp anlamına gelmez. Bitcoin ise zaten piyasa şartlarından bağımsız da kendi döngülerini yapabiliyor ve yine de bir yükseliş potansiyeli taşıyabilir. Burada beni vurgulamak istediğim şey şu. 2020 yılında kriz olmazsa hiçbir yapısal sorun düzelmiş olmuyor. Yani Amerika'daki, Japonya'daki, Avrupa'daki, Çin'deki özellikle büyük merkez bankalarının yaptığı bu sınırsız para deneyi ortadan kalkmış olmuyor. Burada özet olarak bütün 24 bölümdür ifade ettiğimiz konu şu, para ekonomisi bir bozulma dönemi içerisinde. Yani parayı yozlaştırmış para ekonomisinin sahipleri ve burada bir yapısal bozulma süreci içine girmiş durumdayız. Bu da dünyayı şöyle bir yer haline getirdi. Bu para ekonomisindeki sınırsız para ve paranın yozlaştırılması. Batı'da, özellikle Amerika'da merkez bankaları aslında hiçbir reel değeri olmayan yeşil mürekkepli kağıt parçaları basıyorlar ve bunu özellikle Asya'daki üretim merkezlerine verip birçok gerçek mal ve hizmeti kendi ülkelerine transfer ediyorlar. Hatta insan kaynağını. E, bu büyük dünyada yaşanan, özellikle elektronik ürünlerde yaşanan ucuzluk, birçok üründe yaşanan bolluk hepsi uzak Asya'daki köle gibi çalıştırılan insanların verdiği emekle oluyor ve o insanlar mutlaka bir zaman gelecek, bu 2020'de olacağını tahmin ediyorum ben başlayacağını düşünüyorum olayların. Belki daha sonra olacak ama mutlaka bu insanlar seslerini yükseltecekler ve biz kardeşim sağlam üretim yapıyoruz ve sağlam para istiyoruz diyecekler. Tarihteki bütün örneklerde olduğu gibi. Çin zaten bu işe başladı. Mart 2018'de parasını altına bağladı. Ve onun ardından Asya başta olmak üzere bütün bu üretim yapan işte Meksika, Türkiye falan gibi ülkelerde de dahil bunlar bir baskı unsuru yaratacaklar ve dünya mutlaka sağlam paralara doğru hareket edecek. Bunu zaten bu tip ülkelerin merkez bankalarının sürekli altın almasından da görüyoruz. Biz aslında Türkiye'de bile bunu yapıyoruz şu anda. Bizim cari açığımızın olması ve işte dola, Türk lirasının dolar karşısında kuvvetli olmasını istememizin sebebi biz e, aramalı ve e, daha alt parçaları üretmiyoruz. Bütün o aramalları çok ucuza işte köle gibi çalışılan e, yerlerde üretilen ucuz malları kendi Türk liramız kıymetli olup alıyoruz ve onları burada montajlayıp birleştiriyoruz. Yani, Türkiye'de bir üretim sorunu var deniliyor. E, üretim sistemi sorunu var Türkiye'de. Yani burada bir yapısal sorun var. İşte bu da bizim bu kur politikamızdan kaynaklanıyor ve bu yine sınırsız para aslında dengesizliğinden kaynaklanıyor. Yani bizim de kendimizi düzeltmemiz lazım. Amerika'nın da kendini düzeltmesi lazım. Oradaki o ucuza üreten insanlar mutlaka haklarını alacaklar ve buna hazırlık yapmamız lazım. Yani biz üretim yapıyoruz. Dünyada birçok şeyde üretimde çok ilerideyiz. İşte çimento üretiminde yüksek, otomobil üretimimiz fena değil, işte gemi üretimi yüksek falan filan ama bu üretim modelimizi değiştirmemiz lazım. Kur modelimizi değiştirmemiz lazım. Türk lirasının daha düşük değerlerde olduğu ama bizim yerli üretim yaptığımız yani ara mallarını da burada üretebildiğimiz bir modele acilen geçiş yapmamız lazım. Dünyadaki zaten bozuklukların da bir an önce tamir edilmesi gerekecek. Ve bizim bu sağlam paralara geçişe de hem devlet olarak hem şirket olarak hem birey olarak mutlaka hazırlık yapmamız lazım. Evet, az önce siz de dile getirdiniz. 24 bölüm oldu zannediyorum evet. değil mi? Ben burada bir ciddi bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü ekonomiye evet. dair belki de dijital medyanın olanaklarını kullanarak geleneksel evet. medyada konuşamayacağımız şeyleri konuşuyor olduk. Aynen. Ve ekonomiye dair de bir farkındalık yarattığımızı umuyorum, düşünüyorum. Bunları niye söylüyorum değerli izleyenler? Çünkü bu bölüm aslında bizim sezon finali bölümümüz. Evet. Burada sözü size bırakıyorum Erkan Bey. Çok teşekkürler Melisa Hanım. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi amacımız burada e, normal ortamlarda, klasik ortamlarda diyelim... ...konuşulamayacak konuları derinliğine ele alıp e, bunları izleyicilerimize göstermek. Onlara yeni düşünce kapıları açmak oldu. E, biz bu sezon finalini yaparken e, şunu ben izleyicilerimizden rica ediyorum... Sadece bu bölüme denk gelmiş veya birkaç bölüme denk gelmiş olabilirsiniz. Ee, sizden ricam vakit ayırın ve bütün bu bölümleri seyredin. Yani bu 24 bölümün tamamını seyretmenizi tavsiye ederim. Bazı sağlık sorunlarından dolayı e, şu anda ben e, ellerimi çok e, yazı yazmak ve bilgisayar kullanmak için kullanamıyorum. E, o açıdan yeni bir kitap yazamıyorum. E, benden çok talep ediliyor yeni bir kitap yazma. E, ama yazamıyorum yani yayıncım da talep ediyor, okuyucular da talep ediyor. Bu 24 bölümü benim yeni kitabım gibi kabul edin ve bunları e, seyredin. Hatta e, imkanınız varsa tekrar tekrar seyredin. Çünkü her seyrettiğinizde yeni düşünce kapıları açılacaktır diye düşünüyorum e, izleyicilerimizde. Bizim amacımız burada kimseye bir tavsiye vermek, bir tahmin yapıp bunu tutturmaktan öte bizim amacımız şuydu: tavsiye vermek değil insanlara kendi tahminlerini, kendi projeksiyonlarını nasıl yapacaklarını, öğret yapabileceklerini öğretmek, seçenekleri göstermek ve bunlar arasında e, kendi seçeneklerini oluşturabilmelerini sağlamaktı. Sağlam paraları anlattık çünkü dünyada hiç anlatılmayan bir konu, çok yanlış anlatılan konular e, vermeye çalıştık. E, ben başta size Melisa'nın çok teşekkür etmek ben teşekkür istiyorum burada sunularınızla e, programımızı hakikaten e, diğer e, YouTube ya da internet medyasındaki programların üst, üst seviyesine çıkardınız. Yani daha bir üst seviyeye çıkardınız bana göre. İzleyicilerimiz ne düşündü bilmiyorum. E, ama o çok olumlu düşünceler alıyoruz yorumlar kısmında. Çok teşekkürler. Yine burada kamera arkasındaki ekibimize, başta yönetmenimiz Hakkı Öz olmak üzere, e, bütün bize katkı sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize e, iş ortağı olarak, çözüm ortağı olarak yardımcı olan firmalara, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, ve tabii bir teşekkür de sponsorumuza yani Türkiye'nin önde gelen dijital para borsalarından CoinEx'e e, göndermek istiyorum. Özellikle Faruk Fatih Özer e, CoinEx'in CEO'su. Çünkü kendisinin ve CoinEx ailesinin desteği olmasaydı bu program gerçek ekonomi gerçekleşemezdi. Yani ortaya çıkamazdı. E, sezon finalinde üretim Programımız gelecek sezonda devam da edebilir, onu bilemiyoruz. Ee...